çizgi film gibi böyle bir füze, uzay bekiği de diyebilirim. Böyle bir füze içinde köpek vardı. Böyle fanusun içinde köpeği görüyorum. Çizgi filmlerde olduğu gibi. Ve bir aya gidecek. Onun ama bir butona basılması gerekiyor. Bir butona basılıyor. Kırmızı bir buton gördüm. Ona bir el bastı ve ateşlendi o füze. Doğru aya doğru yol alıyor. İstikamet ay yani. Köpeğimiz aya doğru gitti. Dünyanın atmosferinden çıktığını gördüm. Aya doğru gitti. Ve güneşi gördüm, yıldızları gördüm. O uzay boşluğu çok böyle karanlık değildi. Yani güvenli ve aydınlık bir şekilde aya doğru bir yolculuk yaptı. Köpeğimiz aya indi. Ve aya indiğinde tek olmadığını gördüm. Bir sürü öyle aynı şekilde oraya füzelerle gelen hayvanlar vardı. Tamamen çizgi film gibi bu görüntüler hocam. Ve orada bir yaşam alanı inşa ediyorlar ki kimi şey kullanıyor, işte iş makinesi kullanıyor, kimi ağaç dikiyor, kimi yani her biri bir iş yapıyor. Orada bir yaşam alanı kuracaklarmış. Böyle bir görüntü var. Bilmiyorum ne sordunuz ama çizgi film geldi. Tamam. Ve orası nasıl, güzelleşiyor mu? Evet, çok çabalıyorlar. Yani çalışıyor, her biri harıl harıl çalışıyor ve güzelleşiyor. Yani ayın yüzünde sanki böyle bir şey yapıyorlar, bir yaşam alanı, böyle bir çiçekli bahçeler falan yapmaya çalışıyorlar. Tamam. Ve sayın hocam, gözünüzü açmayın. Biz hepimiz gözümüzü kapatıp bunu uygulayalım. Biz size şunu sormuştuk. Çocuklarımızın ders başarılı olması için, istedikleri hedefe ulaşabilmeleri için, bizlerin kendimizin hedeflerimize ulaşabilmemiz için ne yapmamız lazım? Tabii hedeflerimize ulaşmak için kendimizi hırpalamadan, hayatın tadını çıkararak, hayatın keyfini sürerek hedeflerimize ulaşmamız için, çocuklarımızın hedeflerine ulaşması için, onların çocukluklarını yaşayarak bunu başarması için ne yapmalıyız dedim. Ve siz bize bunu, bu meditasyonu anlattınız. Lütfen hepimiz gözlerimizi kapattık. Hocamızın söyleyeceğini yeni baştan bir dinleyelim.